ve sandığa döndürmenin gayreti içinde olunmalıdır diye de net ifadeler görüyoruz. Böyle çağrılarda hem gazetecilerden hem de siyaset bilimcilerden geliyor. Bu seçimin yanılanı anketçiler oldu. Bu konuda da herkes hemfikir. Peki, ekonomiyle de bakacağız. Devrim Akyıl ekonomist bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk Ebru Hanım. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Evet, ikinci tura kalması beklentim dahilindeydi ama tabii bu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar farklı önde olabileceği bir sandık sonucu tam da bir beklenti değildi. Ancak ikinci tura kalması çok yüksek ihtimaldi. Zira geçen haftaki yayının sonunda da belirttiğim gibi aslında seçimin ana gündemi başından beri olması gereken ekonomik başarısızlık olmalıydı Millet İttifakı'nın işlemesi gereken konu ama Cumhur İttifakı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da biliyorsunuz siyaset mühendisliğinde çok usta o konuda ve o konuda ısrarla konuyu milliyetçilik konusuna doğru çekti. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da dönem dönem bu tuzağa düştü. Gözlemimiz oydu. Ve hatta geçen haftaki yayının sonunda bunu ifade eden bir şeyler söylemiştim. Yani bu tartışmalar oraya çekildikçe aslında Cumhur İttifakı daha fazla oy topluyordu. Geçim sıkıntısı, vatandaşın en büyük geçim sıkıntısını asla fazla gündemine taşıyamadı yeterince. Yani mesajlar halka tam olarak geçmediğini düşünüyorum ben. Ve sonunda beka sorunu, milliyetçilik ana konu ki Sinan Oğan'ın aldığı oyu da dahil olmak üzere bütün konunun buraya doğru evrildiğini ve İYİ Parti'nin de buraya cevap veremeyen Millet İttifakı ortağı olduğunu gördük. Aslında oradaki amacı oydu, yani milliyetçi oyu da birazcık o tarafa çekmekte ama o hedeflerin hiçbir tanesinin başarıya ulaşmadığını görüyoruz. Burada asıl gidilmesi gereken konu son 1,5 yılda özellikle anormal büyük bir başarısız ekonomik model vardı ve zengini daha zengin yapan bir model vardı. Çünkü enflasyon coşmuştu fakat Türk halkı öyle ya da böyle zengini daha çok zengin yapmaya devam etmek istedi ve bu modeli kabul etti. Çünkü bence bir anlamda böyle bir sonuç mu çıktı diyorsunuz? Net olarak aslında işin sonu bu. Yani biz ekonomi bakımından baktığımız zaman enflasyon dediğiniz şey zengini daha zengin yapar. Özellikle en zengin kesimi, yani %3'lük hatta %1'lik kesimi daha zengin yapan bir modeldir. Sonuçta Türk halkı demokratik şekilde oyunu bu doğrultuda kullandı. Şimdi yani bu ekonomik açıklaması bu işin. O önemli değil, düzelir mi dedi yani? Şimdi bozulsa da genel halkın anlayışı bunu yine iktidarı bozup iktidarın düzeltebileceği yönünde yaparsa, çıktığını düşünüyorum. İktidar evet. Yapar vurgusu öne çıktı diyorsunuz. Evet, yani bunu becerebileceğine inanmadığını görüyorum. Daha doğrusu bu mesajların halka doğru verilmediğini gözlüyorum ben. Dolayısıyla bu sonuç çıktı. Çünkü ekonomi eskiden tarihte aslında geçmiş seçimlerde özellikle gelişmekte olan ekonomilerde birincil karar mekanizması ama son yapılan araştırmalarda da %33 kadar etkin, yani böyle çok da tek başına karar verici değil ki bu seçimde de onu gördük. Tamamen milliyetçilik tabanlı bir kampanyanın bir şekilde öyle de böyle başarıya ulaştığını gözledik. Hatta yani büyükşehir vatandaşı anladı, evet biliyor, en çok da yoksulluk ve geçim sıkıntısı yaşayan büyükşehir halkı. Videolar, vurgular etkilemiş görünüyor demek. Evet, yani büyükşehir insanı bu konuda daha çok zorluk çekiyor, o hayat pahalılığı daha çok vuruyor. Onlar zaten muhalefetten yana oyunu kullanmış durumda ama halkın İç Anadolu bölgesi ve genel Anadolu'nun geniş kesimi bu konuda nasıl olsa bir şeyin değişmeyeceğine falan inancı var diye düşünüyorum. Ve bu değiştirebileceği mesajının da halka geçmediğini görüyorum. Özellikle yani Muharrem İnce faktörünün devreden çıkmasıyla oyların bu tarafa kayma ihtimali vardı ama ekonominin bir şekilde, ya zaten ekonominin yakın zamanda daha iyiye gideceğine dair halkta bir inanç olduğunu pek düşünmüyorum Ebru. O açıdan burada bir halkın bu güvensizliği zaten kim gelirse gelsin çok da bir şey değişmeyecek inancı bir kere yerleşmiş. Bunu değiştirebileceğini göstermesi gerekiyordu muhalefetin. Biraz daha mesajlar yukarıdan geldiğini düşünüyorum. Yani üst perdeden geldi. Şimdi tabii çok zor günler bekliyor Türkiye'yi. Bunu yakın zamanda anlayacak Türk halkı. Çünkü peki neler olabilir diye sorayım da şöyle belki Aytun Çerkin'in de
bize destek olur siyasi yorumlarıyla. Şimdi orada borsada ilk etapta ciddi bir düşüş vardı. Devre kesici uygulandı. 10-30'da işlemler başladı. Şimdi kayıplarını bir miktar telafi etti. %2'lerde kayıp var. Fakat bankacılık sektöründe çok hızlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bazı hisselerde çok ciddi bir kayıp söz konusu. Türkiye'nin CDS'leri düşmüştü. Cuma günü tekrar CDS'lerde 100 bas puanlık bir, ya yani 1 puanlık bir artış var. Ve dolar cinsi tahvillerde ciddi bir kayıp söz konusu. Döviz yine sakin. O zaten aylardır sakin. Dolayısıyla bozulma borsada böyle işte yurt dışı tahvillerde, CDS'lerde falan yabancı algısında mı? Şimdi şöyle bir olgu yerleşti. Geçen hafta ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Bey'in kazanacağı ilk turda algısı oluştu. Özellikle Muharrem İnce'nin seçimden çekilmeye doğru gitmesi ve çekilmesi kararıyla beraber. Şimdi evet. Bu da tabii normal politikalara yani matematiğin kabul edildiği normal makroekonomik politikalara geçileceğine dair bir inançla yabancıların da buraya büyük yatırımlar yapabileceği inancıyla özellikle önce CDS'lerin düşüşü ve Türkiye'de de muhalefete daha yakın gözüken şirketlerin hisseleri, bir de bankacılık endeksi. Yani normal politikalara düşülürse şu anda bankaların üzerinde büyük bir baskı var. İnanılmaz bir baskı politikası var. O baskının rahatlatılacağı ve bankaların kendi işlemleri yapabileceği, kendi normal prosedürlerine dönebileceği. Normal ayarlarına döner beklentisi vardı. Şimdi evet. Olmayacak. O doğrultuda bir beklentiyle geçildi ama o olmayacağı anlaşıldığı anda tabii bu sabah onlar taban açtı. Şimdi fakat borsanın da bir kendi dinamiği var, özellikle son 1,5 yılda. Yani biz bu son birkaç haftada gördüğümüz muhalefet kazanırsa eski ayarlara, fabrika ayarlarına dönülür algısından borsanın aslında son 1,5 yılda mekanik şekilde, son derece manipülatif şekilde yukarıda tutan özellikle desteklerle bir varlık fonu ve bir organizasyon da var. Bu organizasyon yok olmadı. Hatta devam edeceğini varsayıyoruz önümüzdeki günlerde. Ama bu 2 hafta tabii yine borsada anormal kayıplar falan olmayacaktır. Toparlanmalar gerçekleşecektir. Çünkü son itibariyle bu iktidarın devamı borsanın da çok negatif ayrışmayacağı başlangıçta algısı olacak. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çok ciddi bir döviz sorunu var. Çok büyük bir döviz sorunu var. Bu döviz sorunu önümüze çok sert şekilde gelecek. Yani bu Merkez Bankası'nın döviz üzerindeki baskısı sürdürülemez. Tekrar tekrar söylüyorum. Neden sürdürülemez? Sürdürülemez. Aylardır çünkü sürdürülüyor. İşte aylardır kasadaki ne varsa. Merkez Bankası'na da devam diyor yani seçmen. Ben onu dediğini düşünmüyorum. Deseydi bu kadar kur korumalı mevduata sığınmazdı. Bu politikanın sürdürülemeyeceğini ve dövizin bir şekilde değerleneceğine onlar da bet ediyorlar. Ama sığındıkları alan yanlış. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi kur korumalı mevduatın içinden çıkılamaz büyük bir sorun olduğunu ısrarla hep üstüne basa basa söylüyorum. İktidar değişseydi de sorun büyüktü. Değişmese de büyük. Bu kur korumalı mevduat sorununu yavaşça atlatamazlar. Yani şu anda kapalı çarşıdaki özellikle seçim öncesi gördüğümüz hareketlilik şimdi biraz dinmiş gibi gözükse de önümüzdeki birkaç hafta, özellikle şu 2 hafta sonraki seçimden sonra yine ister istemez sert devalüasyonlara maruz kalacak bir ekonomik model var. Bu düşük faiz, düşük kur politikası Türkiye'ye ciddi dış ticaret açığı veriyor. Halkın dövize doğru yönelmesi sonucunu doğuruyor ve ithalat ihracat dengesini bozup İthalatçıya fayda sağlıyor. Türkiye'nin de ithalatçıyı finanse edecek bir döviz rezervi kalmadı. Dolayısıyla bu model matematiksel olarak sürdürülemez. Sürdürülemeyeceği için birkaç hafta içinde biz buradan çıkışları göreceğiz. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da elindeki ekonomik kadroyu yenileme yoluna gidecek. Özellikle ikinci tur seçiminden sonra. Çünkü şimdi yenilemeye giderse hemen hızlı bir harekette şu anda bunun başarısızlık olarak yorumlanacağı için muhtemelen birkaç hafta, bu 2 haftaki seçimden sonra yepyeni kadrolarla yoluna devam etmek durumunda kalacak. Çünkü bu ekonomi politikası ucu ucuna getirdi evet, ama ülkenin döviz rezervini, altın rezervini tamamen eritme noktasına getirdi. Türkiye şu anda çok daha kırılgan bir vaziyete geldi. Bunu önümüzdeki birkaç hafta, özellikle 2 hafta sonrakinden itibaren daha yakından görmeye başlayacağız. Peki, şimdi şöyle, hastanın ciddi bir hastalığı var. Fakat siz hastalığın temeline inmiyorsunuz.
çok ağır da tedaviler uygulamak zorundasınız ama bu tedavileri uygulamıyorsunuz. İşte ağrı kesicilerle ağrısını gidermeye çalışıyorsunuz ya da mide bulantısı ilacıyla mide bulantısını gidermeye çalışıyorsunuz. Baş ağrıyorsa başının ağrısını gidermeye çalışıyorsunuz ya da farklı çözümler buluyorsunuz. Hastanın sıkıntılarını gideriyorsunuz bir şekilde ama sonuçta hastalık orada kalıyor ve hastalığın çözümüne dönük hiçbir şey yapmıyorsunuz.